Kahramanmaraş'ta bir otelde aranan saldırganın ateş açması sonucu şehit düşen Barış Göl'ün cenazesi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katıldığı törenle memleketi Osmaniye'de toprağa verildi. Şehidin çocukları Osman, Aras Kağan ve babası Osman tabutu öpüp gözyaşlarıyla uğurladı. Antalya'da cinayet şüphelisi olarak hakkında yakalama kararı olan Muhammed Karataş'ın Kahramanmaraş'ta olduğu bilgisi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şahsın bulunduğu otele operasyon düzenledi. Polislerin geldiğini gören Muhammed Karataş ekiplere ateş açtı. Açılan ateş sonucunda Barış Göl ve yanında bulunan meslektaşı yaralandı. Hastaneye kaldırılan Barış Göl yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. İllahi Teala'l-Fatiha. Şehit Göl'ün cenazesi bugün memleketi Osmaniye'de Asri Mezarlığı'ndaki camide kılınan cenaze namazının ardından şehitliğe defnedildi. Defin sırasında şehidin ailesi gözyaşları döktü. Şehidi çocukları Osman, Aras Kağan ve babası Osman tabutu öpüp gözyaşlarıyla uğurladı. Kasım 1980 tarihinde Osmaniye yerinde doğmuştur. Şehidin annesi Cennet ise barışım diyerek törende gözyaşı döktü. Şehidin 7 aylık kızı Güneş de annesi Gülşah'ın kucağında törene katıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise şehidin ailesiyle görüşüp başsağlığı dileyip aileyi teselli etti. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanı sıra kent protokolü ve pandemi nedeniyle kısıtlı sayıda vatandaş katıldı. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Allah'a emanet olun.